Arkadaşlar hoş geldiniz. Anafok yüz yüze etkinliğinde gazhane buluşmasında Alberto Modigliano hocamızla birlikte bir söyleşi yapacağız. Söyleşi konumuz Seyit Ali Akın hayatı, fotoğrafa bakış açısı, fotoğrafa katkıları ve kitapları hakkında bir konuşma yapacağız. Tabii rahmetli olan fotoğrafçıları anmak güzel bir olay. Maalesef fotoğraf camiasında bunları zaman zaman ihmal edebiliyoruz. Böyle vefalı arkadaşlarımız olduğu sürece ebediyete intikal etmiş fotoğrafçılarımızı anmak gerçekten gurur verici. Önümüzdeki günlerde Orhan Cem Çetin hocamızla Nusret Hoca'yı bir toplantıda ancak böylelikle onlara olan vefa duygularımızı, vefamızı bir şekilde göstermiş oluyoruz. Evet, Alberto Hocam söz sizde. Teşekkür ediyorum. Katılımınız için teşekkür ediyoruz ve tekrar hoş geldiniz diyoruz ve söyleşiyle baş başa bırakıyorum sizi. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz, iyi akşamlar. Bu Çetin İstanbul akşamında, gerçekten çok Çetin İstanbul akşamında burada olmayı tercih ettiğimiz için size yürekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Zira hemen hemen işte bir kuşağın fotoğraf dünyasına elini değdirmiş ve ortaya da güzel işler çıkartmış olan bir kişiyi almak burada benim için en aşağı geç kalmış bir vefa borcu olarak bunu adlandırıyorum ki benim 40 yıllık fotoğraf hayatımın yarısında Seyit Ali Ak vardı ve çok şanssız bir şekilde öldü. Aramızdan ayrıldı ki söyleşimin sonunda da burada aramızda bulunanların bazılarının bilmiş olduğu da bir haberi de duyurmuş olacağım. Seyit Ali Ak'la tabii ki İpsak'taki gidiş gelişlerimizle tanımış olduk ama ben onun biraz daha da öncesine gitmiş olacağım. 1947 doğumlu, Ağustos ayında doğmuş olan Seyit Ali Ak, eğitim hayatını ilk önce Vefa Lisesi'ni ve daha sonra İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlıyor. Ve hemen okul biter bitmez de iş hayatına başlamış oluyor. Fotoğrafla, çurtla başlıyor. İki siyah beyaz atölyesinde fotoğraf basarak bu işe giriş oluyor. Ve ardından da bir sonraki aşamada da kendisine bir renkli fotoğraf laboratuvarı açılmasını öneriyorlar. Fakat o işte de başarısız olunca şu anda Bodrum'da yaşamakta olan kardeşi Kazım Ak'la birlikte ki o da bir diş aletleri imal eden bir atölyede çalışıyordu. Kendi işlerini kurmuş oluyorlar ve bu kendi iş kurmuş oldukları işleri de hemen hemen ölümüne kadar devam ettirmişlerdi. Seyit'in 1970'li yılda İPSA üye olmasıyla başlayan bir dönem ve ilk önceleri fotoğraf çekmekle başlıyor ve bu süreç içinde de palyaçolar, sanatçı portreleri gibi kendi ve otomobiller üzerine çekmiş olduğu 3 servisi var ve daha sonra bir tasarruf eseri olarak toplamış olduğu fotoğraflarla ilk önce Osmanlı dönemi fotoğraflarını toplamaya başlıyor ve daha sonra da eski Türkçe harflerle basılmış fotoğraf kitaplarını toplamaya başlıyor ve bu konuda da 84 yılında İpsak yayınları arasından çıkacak olan Türkçe fotoğraf kitapları kataloğunun birinci versiyonu yapmış oluyor. Ve ben şimdi birkaç da kendisi hakkında da gazete kupürlerini de döndürmek istiyorum. İşte bu açmış olduğu sergiler üzerine dönemimde çıkmış olduğu yazılar da ilginçtir. Burçak Evren bu sergisi hakkında yazı yazıyor. Fakat daha sonra Osmanlı dönemi fotoğraflarında Burçak Evren'in toplamış olduğu Cumhuriyet dönemi fotoğraflarıyla değiş tokuş yaparak Burçak Evren'e başka bir kapı açıyor. Kendisi de işte Cumhuriyet dönemi fotoğraflarına dönüşmüş oluyor. Yine açmış olduğu sergi üzerine bir yazısı, bir fotoğrafı. Ve Seyit'in kendi işte açmış olduğu fakat iş yapamadığı ki bir söyleşisinde şöyle diyor.
işte Türkiye'nin en böyle dövizin dar boğazının olduğu bir dönemde renkli fotoğraf stüdyosunu kurdum. Fakat artan fiyatlar ve dar boğazlarla kendimi tutturamadım. Ve sonunda bu işi kapatmak zorunda kaldım şeklinde duyulmuş oluyor. Bu da Payoçalar hakkında Kemal Cengiz Kan'ın yazmış olduğu bir yazı. Dönemin çok önemli dergilerinden biri olan Yarın dergisinde çıkmış olan bir yazısı. Yine açmış olduğu bir serginin İngiliz kültürde çıkmış olan örneği. Onun biraz daha kesitini koydum. Payoçalar sergisi. Ve eski fotoğraf koleksiyonuyla artık CD'yi görüyoruz ki fotoğraf yazınımına ve araştırmalara girmiş olacak. Seyit birçok araştırmalar yapıyor ve 1983'ten itibaren dönemin Milliyet Sanat, Gösteri, Yarın gibi dergilerinde yazmaya başlıyor ve derken Refo dergisine kadar uzanan bir süreçte onun yazılarını görmüş oluyoruz. Bu arada benim 1983 yılında İFSA'ya girmem oluyor ve 1987 yılında İFSA'nın yayın birimi yeni bir platforma girmişti. Ve şu anda Zoom üzerinde olan, bizi dinlemekte olan Baytekin Kara ile biz masa etrafında almış olduğumuz bir kararla Türkçe fotoğraf yayınlarını işte fotokopisini çekip böyle ciltli halinde fotoğraf dünyasına kazandırma adına bir girişimde bulunmuştuk. Ve bu da ilk olarak 1987 yılında çıkmış olan Basında Fotoğraf yazıları olmuştu. İFSAK'ta bunun 88-89 olmak üzere 3 dönem olarak yapmıştık. Ve yine o 86 yılında fotoğrafının da 150. yılın onuruna da yapılmış olan bir sempozyum vardı Ankara'da. O Ankara'da biz Seyit'le biraz daha bir muhabbete kapılmıştık ve artık biraz daha benim o dönemlerde Seyit'e daha yaklaştığım dönemler oluyor. Yine Seyit'in sergilerinden örneklerle devam ediyorum. Naci Hanım'la yapmış olduğu söyleşi yine son dönemine yaklaşmış olan söyleşilerden bir tanesidir ki vardır güzel bir şey ben size duyurmuş olayım. İki gün önce Atatürk Kitaplığı'nda Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin bir söyleşisi vardı. Ve orada yine fotoğraf dünyamızdan bir arkadaşımız Naciye Sunman'ın kitabının hazırlanmakta olduğunu ve yakın bir gelecekte fotoğraf dünyasına katılacağını öğrendim ki bu da beni çok eden, mutlu eden haberlerden bir tanesi oldu. Bu arada bunu da paylaşmak istedim. Böylesi çok ilginç konulara değiniyordu. Sene geldi 1985'e bu fotoğraflardakilerden işte arkadaşlarım burada eksik olmasını yalnız bırakmadı ve bizim Büyükada'daki benim ilk açmış olduğum sergide Seyit Ali Yan'ın konuşmasıydı ve her zamanki gibi hep böyle konulara çok güzel başlıklar buluyordu. Mesela bizim bu sergimiz için dört fotoğrafçının Büyükada çıkartması gibi bir tabir kullanmıştı. Yine o dönemlerde çıkan bir yazımızda bir sergide mesela konuşuyorduk. Arif Hikmet Koyunoğlu üzerine bir yazı yazacaktı ve ona güzel bir isim bulmaya çalışıyordu. Onun öyküsünü bana anlatmıştı. İşte bir gün bakkala gitmiş ve işte ekmek alacak. Mahallenin bakkalı kapalı. Biraz daha başka mahallelere doğru gidiyor. Oradan ekmek alacak ve karşısında çıkmış olduğu bakkalın tabelesi çok ilginçtir. Silah Yürek Bakkal diye. Bunun üzerine Arif Hikmet Koyunoğlu için bir yazı yazacağında onun başlığını şu şekilde atıyor. Silah Yürek bir delikanlı fotoğrafçı Ali Hikmet Koyunoğlu gibi. Böylesi gerçekten o dil cambazlığı ile çok güzel isimler bulan bir arkadaşımızdı. Yine yazdığı yazıları bir rahatsızlığı şey diyorum. Ve işte onun tam böyle araştırma dönemlerinde İFSAK yayınları arasında 1987 yılında çıkmış olan Türkçe fotoğraf yayınları tutanağı.
Söyleşimin ikinci bölümünde onun bir takım notlarını göstereceğim. O gerçekten çok ilginç notlar. Fakat o notları şunun için söylemek istiyorum. CT'le herhangi bir şekilde bir çalışmaya gittiğimizde her zaman cümle şöyle küçük küp kutu içindeki kağıtları vardı. Ve devamlı suretle onun şeyi ki çok güzel bir disiplin, devamlı suretle not almayı seven birisiydi. İşte bu notlarla gitmiş olduğu her sergide bile küçük kağıtlara yazmış olduğu notlar sonunda birikiyor ve Türkçe fotoğraf yayınları kataloğu, 25 yılın Türk fotoğraf kataloğu ortaya çıkmış oluyor ki kendisinin ne kadar da disiplinli olduğunu bize göstermiş oluyor. Yine araya koymuş olduğum bazı fotoğraf yazılarından örneklerle devam ediyorum. 1982 yılındaki düzeltiyorum az önce yanlış söylemiştim. 83 olarak Türkçe fotoğraf yayınları kataloğu ve yine İfsat yayınları arasında yer almıştı. Ve o hemen ardından 25 yılın Türk fotoğraf kataloğu da çıktıktan sonra gazetelerde onun hakkında çıkmış olduğu yazılar. Şimdi 1985 yılında İPSAK fotoğraf günlerini başlatmıştı. Çok iyi bir gelenekti ve yılları almıştı. Seyit Alak bu süreç içinde Türk fotoğrafında 11 yıl boyunca çok önemli bir hazine kazandırdı. Ustaların fotoğraflarını izlerken Sami Güner fotoğrafları, Türk fotoğrafında kadın, Anadolu fotoğrafları, sahne fotoğrafları gibi nice başlıklarla bir arşiv oluşturmuştu ve bunlardan da daha sonra küçük bir katalog da elde hazırladığını biliyoruz. İşte az önceki gibi mesela yaşam saatini fotoğrafa göre ayarlayan gibi gerçekten çok hoş bir isim vermiş oldu. Yazılardan bir tanesi. Böyle muhabbetlerimizle devam ederdi. Bu fotoğrafa gelmişken de işte 1989 yılında ben Fransız Kültür Merkezi'nde görüntülediğim Türkiye sergisini açmıştım ve böyle fotoğraf tarihinde bir yerde ucundan tutmaya çalışıyordum. Ve Seyit bir gün bana şunu söylemişti. Alberto dedi ki koltuk bir karpuzda sığmaz. Hem fotoğraf çekeceksin hem de fotoğraf tarihi araştıracaksın. Çok zorlanacaksın dedi. Seçimini ona göre yapman lazım. İşte ben de o tarihte kendi seçimimi yapmıştım ve bundan sonra işte fotoğraf tarihi 20 yıllık bir serüveni 2011'e kadar getirmiş olduğum bir dönem olmuştu. Şimdi biraz önce İPSAK'ta 1987 yılında 88 ve 89 olarak devam eden 3 yıllık bir Türkçe fotoğraf, Türkiye'de çıkan, gazetede çıkan kuramsal yazılı ihtiva eden ve 30 kopya olarak çoğalttığımız, yanılmıyorsam Ayhan beni düzel, İPSAK'ta da bir kopyası var bunun. Çünkü gerçekten 30 kopya yapmıştık, onu çok net hatırlıyorum. Bordo kaplı bir cilt beziyle kaplanmıştı. Bunları yapmıştık ve ben sonra biraz kendimle inatlaştım. Ya dedim bunun çok daha geniş bir yelpazeye ulaşması lazım. Ve Seyit'ten bunu çok rica etmiştim ve gerçekten arşivini dağıtmıştım ben onu. Yani sonra o arşivi tekrar toparlaması aylarını aldı. 30 yıllık bir sürevini, bir süreci ben toparladım sonra. 1960-1990 dönemi basında çıkan fotoğraf yazılarının fotokopilerini yine 30 kopya olarak çoğaltmış oldum. Ve daha sonra dönemin o 1990'ların PC bilgisayar şartları ile işte Symfony, bizim bugün kullandığımız Excel'in çok çok basit olan bir şekliydi Symfony programı. O program aracılığıyla ben de ilk kitabım olan, ilk fotoğraf kitabım olan basında fotoğraf yazıları kılavuzunu basmıştım. Ve gerçekten o dönemde Seyit'in arşivini de dağıttığım için de bu kitabı da ona adamış oldum ki benim de fotoğraf alanında yapmış olduğum ilk kitap denemesi olmuştu. Fakat ben bir taraftan inatla gidiyorum, Seyit benle bir taraftan beni karşılıyor ve yıl 1993'e geldiğimizde Seyit'le biz bu sefer
Ustalar serisi 85'te başlamış oldu ve devam ettirmiş oldu. Sami Güner sergisi Vakıfbank'ta açılmıştı. Onun davetiyesini görüyoruz. Basında fotoğraf yazılarının kapağı. Seyit'e dedim, sen eski Türk harflerle kitapları topladın. İşte 25 yılın Türk fotoğraf kataloğunun, yayınları kataloğunun arkasında bir takım kitaplardan bahsettin. Tabii o dönemlerde fotoğraf literatürümüz, kütüphanemizin bugünkü kadar çok geniş bir yelpazede olmadığı dönemlerde. Böyle bir yoğunluk o dönemlerde yoktu. Yayınlar çok daha da rahat bir şekilde kontrol ediliyordu ki İfsan'ın yayınlamış olduğu bir fotojurnalizm diye bir tekstil kitapçının yanı sıra da yayın hayatına yeni yeni girmekte olan işte Metis'in John Berger, 6.45 yayınlarından Suzan Sontag gibi sayılı elin parmaklarını geçmeyecek kuramsal kitapların yayınlandığı bir dönemdi. Yine fotoğraf albümü, fotoğraf albümleri sayılı olmakla beraber ancak yapılmış olan sergilerin kataloglarından öteye gitmeyen bir dönemdi. Fakat Seyit'le ben de ikna etmiştim ve dedim Türkçe fotoğraf yayınları kataloğunun yeni versiyonu basalım demiştim. Ve işte o sıralarda sağ olsun fotoğraf camiasından çok değerli kişiler de bu yayının çıkmasına katkıda bulunmuşlardı ki Medihat Saadettin Aşkın çiftlerinin işte o sıralarda karanlık odaları vardı Zincirlikuyu'da. Onlar sağ olsun destek olmuşlardı. Yine fotoğraf diapozitif pazarlamakta olan Link vardı yine Balmumcu'da. Bu işte aklıma gelen bazı kişilerle bu kitabın da ikinci versiyonunu basmıştık. Tabii Seyit halen yazmaya devam ediyor. Yazmak onun bir parçasıydı. Bir o kadar da beni kamçılıyordu. Hatta bazen yazdığım yazılarda öyle hatalar yapıyordum ki bir usta üslubuyla biraz da hafiften dokunduraraktan bazen bana çatardı. İyi ki de çattı ki bir yazı disiplinini bana, daha doğrusu doğru yazma disiplinini bana kazandırmış oldu. Sadece birer göz şişi olsun diye bunları devam ettim. Şanssız bir olay olarak tabii ki Seyit fotoğraf dünyasının o kadar içinde ve gösteriyle Milliyet Sanat Dergisi'nde 90'lı yıllara gelinceye kadar tabii ki fotoğrafın her iki şeklini de çalışan, yani belgesel fotoğrafın yanı sıra fotoğraf üzerinde kuramsal işler de yapan, daha doğrusu bir felsefe üzerinde işler de yapan kişiler de olmuştu. Ve bunlar da dönemin dergilerinde bir takım yazılar yazıyordu. Fakat bu yazıların dozajı bazen istenmeyen şeylere gelmişti, seviyelere gelmişti. Ve bundan kendisi bile çok rahatsız oluyordu. Ve sonunda kendisi aklına koydu ve işte Gültekin Çizgen'le ciddi bir mektuplaşma atışması dönemi oldu ki sonunda bunlara da fotoğraf dünyasına bir ibret veyahut da bir örnek teşkil etmesi açısından kitaplaştırmaya karar verdi ki fotoğrafımızda tartışma bunlardan bir tanesiydi. Bu 7 serilik, yani 7 çift halinde gidip gelen mektupların yanı sıra yine fotoğraf dünyasında bir takım böylesi polemiklerin olmuş olduğu, yazıların da içinde derlenmiş olduğu, tarihlerin bulunmuş olduğu bir döküman niteliğinde ortaya çıkmıştı. Daha sonra ustaların fotoğraf sergisi işte yapmış olduğu bu sergileri bir katalogda toplama fikri vardı ki bu da orada 1991'e kadar gelmiş olan sergilerin birkaç örneklerinin olmuş olduğu kataloğu ortaya çıkartıyor. Ve işte yine fotoğraf dünyamızda kurumsal veyahut da belgesel her ne şekilde olursa olsun
yazıları yazmaya büyük bir keyifle, aşkla ve sevgiyle devam etti. Ve bir takım yazılarının bulunmuş olduğu hem denemeleri ortaya çıkıyor. Sene 95-96'ya geldiğimizde ben İfsan Yönetim Kurulu'ndaydım ve yine Seyit'te olan konuşmalarımız, fikir alışverişlerimiz devam ediyordu ve Seyit o dönemlerde çok ciddi bir şekilde fotoğraf ve daha doğrusu sanat felsefesi kitapları toplamaya başlamıştı ve bu konuda kendisinin bir düsturusu vardı. Biraz sonra göstereceğim bir takım küp örneklerinde de bunu göreceksiniz. Fotoğraf estetiğinin sanat estetiğiyle birleşmesini çok istiyordu ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmıştı. Ve kendisinin bana vermiş olduğu fikirlerden bir tanesi de işte bu sanat kuramcılarını İfsa'ya getir ve onlarla söyleşiler yap ki ben de o dönemde İfsa'nın sergi gösteri sorumlusuydu. Ve bunların ilki İsmail Tunalı olmuştu rahmetli. Ve çok güzel bir tartışma zemini yine İfsa'da devam etmişti Siyit Ali Ak'la. Nurlar için olsun yani İfsa kazanmış önemli şeylerden bir tanesiydi. Ve geldiğimizde işte 99 sonu 2005'lere geldiğimizde Türk fotoğrafın için gerçekten bir kilometre taşı olan ve bütün o yıllarca yapmış olduğu araştırmaların en büyük şeyi olan, çalışmasının örneği olan Cumhuriyet dönemi Türk fotoğrafı sonuçta Remzi Kitap Evi'nden okurlarıyla buluştu. Ve kütüphanemizde çok değerli bir yayın olarak ortaya çıkmıştı. Bu konuda da İFSAK'ta çıkan bir yazıdan rahmetli Hacer Yılmaz kendisiyle röportaj yapmıştı. Ve kendisinin işte fotoğrafı, bu tür fotoğraflara olan eğilimi konusunda da şöyle demişti. Sanat malzemesinin niteliği, kurgusu, özünü belirlemesidir. Hangi malzemeyle yapılırsa yapılsın, önemli olan ortaya çıkan yapıtın insanları etkileme gücüdür. Fotoğraf bu bağlamda dünyanın dil olarak seçkin bir kimlik kazanmasıdır, kazanmış halidir. İnsanlığın aynası olmuştur. En önemlisi seçilmiş, ışıkla yazılmış görüntülerin bir karışımıdır bunlar diyor. Fotoğrafçının dünyaya ilişkin izlenimlerinin geçmişe ve bugün ve geleceğiyle eksende yaşamının bir başka şeklidir şeklinde yorumlamıştır. Tabii ki bu da işte Seyit'in fotoğraf estetiği, felsefesi üzerine toplamış olduğu bunca bilgilerin yansımış şekli olarak bunları değerlendirebiliriz. Cumhuriyet dönemi Türk fotoğrafı gerçekten o dönemde bayağı bir yankı buldu. Seyit Ali Ak bütün bu basında çıkmış olan Cumhuriyet dönemi Türk fotoğrafı ile ilgili her şeyi toparlayıp birkaç dostu için sayılı sanırım 5 kopya dosya örneği vermiştir. Ve işte bu halen kütüphanemde yer alıyor. Şu anda size bir müjde vermek istiyorum. Bilmiyorum Can, açıklamakta bir sakınca var mı? Yok. Can çok önemli bir oluşumun içinde bir fotoğraf arşiv kurulacak ve bu dosyada söz konusu bunların bulunduğu dosyada benden bu arşive gidecek olan ilk belgelerden biri olacağını buradan da duyurayım. Ulaşacağı yer olacaktır bu. Bunu Seyit kendi eliyle hazırlamıştı ve bana da vermişti. Devam ediyorum o dosyanın içeriğinden. Toparlamaya devam ettik, çalışmaya devam ettik. İşte bu arada Aragüler'den de kafede de bir sergi açmıştı bu erken dönem Cumhuriyet fotoğrafları ile ilgili olarak. Ve Seyit 2001 yılına geldiğinde artık onun fotoğraf tarihinde pek göremediğimizi şey ettim. Ve o sıralarda benim bir yerde de işte muhasebecilik hayatımın sonu
ve profesyonel fotoğrafçılığa geçiş dönemimdi. Ve Seyit dijital fotoğraf makinesi sahibi oluyor ve artık fotoğraf çekmeye başlıyor. Ve Seyit'i artık yeni bir Seyit olarak görmeye başlıyoruz. Söz fotoğraf kavuşması da Seyit'le beraber çok keyifli yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Bunu yapmaya fotoğrafa başladığı günlerden biri niyeti vardı. Seyit'le kitap evlerine, kütüphanelere giderdik. İşte derdi böyle şiirler bölümü nerede derdi tezgahlara, şurayı gösterirdi. İşte o bir uca geçerdi, ben bir uca geçerdim. Açardık şiir kitaplarını falan. Başlardık çevirmeye. Yani içinde fotoğrafla ilgili bir bölüm varsa oraya bir tık şey ederdim, koyardım. Onlar böyle bir kenara şey ederdi. Sonra işte yüklü bir şekilde kitap evinden ayrılırdık. Ve o kitaplarla da sonuçta yaklaşık 400 sayfayı aşan söz fotoğraf kavuşmasını ortaya çıkardık. Şunu da burada duyurmak istiyorum. Duyurmak için demiyorum ama iyi bir okur olduğumu söyleyebilirim. Literatürü yakından takip etmeye çalışıyorum. Kitap okumaya devam ediyorum tabii ki doğal olarak. Seyit'in bıraktığı yoldan devam ediyorum. Seyit'in ölümünden bu yana bende de ikinci bir klasör oluştu bu konuda. Bir doygunluk derecesine geldiği zaman ben de bir söz fotoğraf kavuşmasının ikinci cildini hazırlayıp da fotoğraf dünyasında kazandırmak konusunda da bir düşüncem var. Bu arada Umut biraz sonra kendisine söz vereceğim burada ki bütün bunlar da hem Bileşim hem de Fotoğraf Evi'nin yayınlar arasında çıkmıştı. Sene 95'e geldiğimizde, 95-96'ya geldiğimizde Türkçe Fotoğraf Yayınları kataloğunun 3. versiyonu yine Bileşim'den iyi yapmıştık. Ve 4. versiyonunda maalesef olamadı. Yazıları, işte bu görmüş olduğunuz yazılarından bir seçme olarak Fotoğraf Evi Yayınları arasında böyle bir kitabı çıktı. Sonra bunları tanıtmaya gitmiştik. Eşinin yazıları, Nursan Karas'ın yazılarıyla kendi fotoğraflarına böylesi bir küçük albüm zamanda yayınlamıştı. Fotoğrafın içine girdiği için Tayçi konusunda da Büyükada'daki Yusta ile birlikte onun bir fotoğraf gösterisini hazırlamıştı. Ve tarihler 12 Ocak 2009'u gösterdiğinde Ali Öz'le birlikte fotoğraf çekmeye çıkacaklarında buluşma yine gelmeyince Ali Öz bu sefer Kabataş'taki evine geliyor ve kapı kırılınca Seyit'i yerde buluyorlar. Beyin kanaması geçirmişti. Bugün içinde haberi aldık ve işte Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Akşamleyin Kazım ve Nursan Hanım da gelmişti. Doktorlar yapacak bir şeyin olmadığını söyler. Bundan sonra bir kişisel hayata girebileceğini söyledi doktorlar. Ve fişin çekilip organların bağışlanması isteniyordu. Fakat Nursan Hanım bu konuda biraz itiraz etti. Bu karar biraz zor verildi. Sonunda ikna edilmişti. İmzalar alındı ve 12 Ocağı 13 Ocağı bağlayan gece arası fiş çekildi. Organlar bağışlandı. Ve ondan 2 gün sonra da 14 Ocak'ta Seyit'in cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırıldıktan sonra Ok Meydanı mezarlığında toprağa verildi. Annesinin mezarının yakınında. Bu da son olarak da onun yaka inisi olarak koyduğumuz şey. Şimdi ikinci bir bölüme geçeceğim ve bunun da sizlerle paylaşılmasını çok istiyordum. Dedim ya Seyit hep böyle notlar alan bir arkadaşımızdı. Kare kağıtlara
notlar alırdı. Ve ölümünün hemen ardından ben birkaç gün böyle Nursan Hanım'ı da boş yalnız bırakmamak için evindeydim. Ve Seyit'in bu notlarını bir sürülüğüne aldım. Çubuk da geriye istiyordu bu arada. Birer sonuçta fotokopilerini çekmiştim o zaman ve hemen iade ettim ki hem kendisinin hayat konusunda almış olduğu çok önemli görüşleri burada. Son söz olarak bir şey burada söyleyeyim. Seyit sadece bir yazar ve fotoğrafçı değildi. Gerçekten fotoğrafın diplomatıydı ki fotoğrafın felsefesine ve estetiğine bu kadar çok önem veren bir yazarımız, bir büyüğümüz olması için. Her notu üzerinde durulması gereken, evet. Ayrı ayrı durulması gereken notlar hocam. Kesinlikle öyle. Evet. Sonunda bir şey açıklayacağım. Orada da bu konuda da bir şeyler söyleyeceğim Hasan Bey'ciğim. Ben bu notları sonra, Seyit'in ölümünden sonra ne kadar Nursan Hanım ısrarla benden geri istediyse de o kısa dönem içinde alıp da fotokopilerini o dönem için çektiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu arada şu anda aklıma geldi ki koyamadığım bir gösteriden de bahsetmek istiyorum. Şimdi oldu. Seyit'le bir de asıl önemli işlerinden bir tanesi ilk Müslüman Türk fotoğrafhanesi olan Fotoresne, Ramizade Bahattin Bedirsiz gibi önemli çalışmalarından bir tanesi. Onda da birlikte çalıştık. Ramizade Bahattin Bedirsiz'in 90 yaşındaki torunu ile 1999 yılında röportajını yapmıştık beraberce. Ve ardından geçen süreç içinde kitabı yayınlanmıştı. Seyit ölmeden önce Otmar Perfus üzerinde çalışıyordu. Otmar Perfus'u bitirdi çalışmasını. Ve onu bir yayın evine vermişti. Olduğu gibi ham haliyle. Hangi yayın evine vermiş olduğunu hiç kimse bilemiyor. Ve maketi her şey, hiçbir şey elde değil. Ben de ki halen toplamakta olduğum Kartpostal Fotoğraflar isimli bir koleksiyonum var. İçimden de içindeki benim de bende olan Otmar kartpostallarını da vermiştim. Onu büyük bir şans eseri olarak ölümünden sonra işte
birkaç yıl sonra tekrar bana geri döndü onlar. Fakat otma çalışması hiçbir şekilde ortaya çıkmadı. Ben söyleşinin sonundaki bir duyuruyu şimdi yapma gereği duyuyorum ki aranızda birçok arkadaşla ben bunu paylaştım. Burada da hazırlığını ödedim. Otmar'ın albümü var bende. Hani? Otmar'ın albümü var. Fransız. Seyit'in yaptığı değil. Seyit'in değil tabii. Hayır, Seyit'in yaşadığı. Seyit'in, Seyit'in. Kırmızı Kitap ayrı. O dönem matbuat müdürü tarafından yapılmış olandı. Seyit hayatını konu eden ki İstanbul Modern'de sonra bir Otmar şey yapmıştı, sergi katalogu yapmıştı ama Seyit bayağı kapsamlı bir çalışma yapmıştı. Hangi nevi ne yazık ki onu bilemiyoruz. Seyit ölünce Kabataş'taki yaşamış olduğu evinde eşyaları dağıtırken bitirmiş oldu fakat bir türlü yayın hayatına geçiremedi bir kitabı bulundu, bir deneme kitabı bulundu. Seyit beyin kanamasından öldü. Yazmış olduğu kitabın adı Duygu Kanamasıydı. Yaklaşık 204 sayfalı olan bir deneme kitabıydı. Yaklaşık sanırım bir çünkü tarihleri falan vardı. 10 yıl içinde yazmış olduğu deneme yazılarından toparlanmış bir çalışmaydı. Kardeşi Kazım sayesinde ve Nursan'ın bir akrabası aracılığıyla o kitap benim elime geçti. Ve ben o kitabı çok daha önceki bir süreçte yayınlamayı çok istiyordum. Fakat bir şekilde Nursan'ın akrabaları tarafından önüme bir ket vurulmuştu ve hiçbir zaman bunun yayınlanmasına izin vermediler. Nursan'ımı geçen sene kaybettik. Çok sevimsiz bir hayat sonu oldu. Kaçırıldı filan. Daha fazla detayına da girmek istemiyorum. Basit filan şey demişti. Bu kitap çıkacak. Aramızda birçoğunuzla da duyuru yaptım. Bir de kez daha yeniliyorum. Ki Seyit'i tanıyan, Seyit'le bir şekilde merhabası olan, Seyit'le hatırası olan kişilerden Seyit hakkındaki düşüncelerini, hatıralarını, neler hissettiği konusunda yazıları toparlamaya başladım. 2 aylık bir süreç içinde bunları toparlayacağım. Az önce bana çok önemli bir ipucu verdiniz. Belki biraz önce görmüş olduğunuz bu Seyit'in notlarını da kitabın belki bir yerini arkasına koyacağım. Böylelikle sanıyorum ben de vefa borcumu bir nebze Seyit'in yerine getirmiş olacağım. Ben kişisel bir kararımla 2010 yılında fotoğraf tarihinden ayrıldığımı izah etmiştim ve ölümüne az kala Seyit'len dedim ben bu kadar dedim. 20 yıl beraber çalıştık, benim elimden tuttun, eksik olmadı ama ben belgesel fotoğrafı geri dönmek gibi bir tercih yapıyorum dedim. O da anlayışla karşılamıştı ve benim de fotoğraf tarihi serüvenimde orada bitmiş oldu. Şimdi küçük bir diye gösterisi göstereceğim Seyit'in fotoğraflarından. Yine bu ekran kapağına orada. Bazıları Seyit'in ölümünden sonra basılmış olan katalogdan alınmış tarama fotoğraflar olmakla birlikte bazıları da kendisinin bana zamanında vermiş olduğu fotoğraflar. Bazılarında biraz bozulum var. Kusuruma bakmayınız o bakımdan. Çünkü sonuçta bir şey size yansıtmış oluyorum. Müzik olarak arkada bir Rumca parça koydum. Çünkü Seyit Rumca'yı çok severdi, Yunan müziğini çok severdi. Kardeşiyle Yunanistan'a giderdi. Sadece Yunan müziği değil, operayı, tiyatroyu çok severdi. Zaten fotoğrafların arasında bir kısmını göreceksiniz, müzik fotoğrafları. Kısaca Seyit yaşamayı bilen bir diplomattı, fotoğraf diplomatıydı diyebilirim. Şimdi gösteriyi de izleyelim, ondan sonra sözler sizin olacak.
γυαλί με στη σιγανιά. Bu akşam Çetin Ava'da burada bulundunuz ve benimle beraber Seyit Ali Akkan'dığınız için çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bize sağlayan ANAPO'da Hasan Bey'e ve tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi mikrofon sizin olsun, buyurun sizler de Seyit hakkında anılarınızı ve tabii ne eleştireceğiniz bir şeyleriniz varsa da söz serbest diyorum. Sizleri davet edeyim. Buyurunuz. Mesela Umut'la başlayalım. Umut çünkü 2009 yılları arasında fotoğraf evindeyken tanışmıştım. Burada iki tane kitap gözüktü. 40. yıl için bir seçme yazılar ve daha sonra Nursel Hanım'ın metinleri, Seyit Ali Akın fotoğraflarıyla iki yayın yapmıştık. Bir de o dönem bizim her salı yaptığımız, Kodak sponsorluğunda yaptığımız gösterilerimiz oluyordu. O gösterilerden, kablo gidiyor. O gösterilerden birkaçını Seyit Ali Ak yapmıştı. Burada Alberta'nın sunumunda bir tanesinin afişi vardı. Hatırladığım kadarıyla birkaç gösteri daha yapmıştık. 2003, 2004, 2005 hatta o yıllarda fotoğraf evine geldiği zamanlarda görüşüyordu. Tabii ben 20 yaşların başında bu alanda çalışan, üreten birisiydim. Seyit Ali Ak benim için hani bir isimdi, işte kitaplara, kitap, hem bizim kitaplarımızda hem kendi kişisel kitaplarımda olan birisiydi. Aslında uzun yıllar boyunca aklımdan çıkmıştı ve bundan bir sene önce ben fotoğraf tarihi ve fotoğraf arşivciliği üzerine bir çalışma yaparken tekrar Seyit Ali Ak'ın bazı kitaplarında referans olarak onları kitaplarımdan çıkardım. Ve yine burada paylaşılan Erken Cumhuriyet dönemi Remzi'den çıkmış bir kitap üzerinde bir araştırma yaparken ben de Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye'deki fotoğrafçılar üzerinde çalışma yapıyordum. Oradaki metinlerini tekrar okuduğumda, seneler önce okuduğumda fark etmediğim bir şeyi fark ettim. O kitapta yer alan çoğu insanla sözlü tarih çalışması yapmış ve ben de bu sözlü tarih çalışmalarının bir kısmını bu kitapta kullanmış metinleri ama bu tarih çalışmaların metin olarak döküldü mü acaba ya da ses kayıtları nerede diye onun peşinden koşmuştum ve biraz belki de Alberto'nun içinde uyuyan şeyi canlandırıp yani bilse bunu Alberto bilir diye bir gün Alberto'ya aradım. Ya dedim böyle ben onlara ulaşmaya çalışıyorum. Nerededir acaba? Vesaire diye. Şimdi biraz onların peşindeyiz bu arada. Aile bir dönem bundan tarihini ve gününü belirledik. Atatürk kitaplığına bir bağış yapmış. Şimdi o bağışı bulmaya çalışıyoruz. Eğer o bağışın içerisindeki kutulardan çıkarsa belki oradan da Alberto yeni bir çalışma yaparsın. Yok, yeni bir çalışma yapmayacağım ama kazandırılması için elimden geleni yapacağım. Ne yazık ki ben de Umut'tan Seyit Ali Akın arşivinin kayıp olduğunu öğrendiğimde çok çok üzüldüm. Her ne kadar dediğim gibi o serüveni bitirmiş olsam da bir de Seyit'in arşivini bulmak benim boynumun borcu olarak nitelendi. Güzel olan bir şey var. Halen Kazım Ak, yani Seyit'in kardeşiyle irtibatım devam ediyor. Kazım çok güzel bir uyanıklık yaptı ve Seyit'in önünden sonra Kabataş'taki evinde Seyit'e ait olan kendi çekmiş olduğu fotoğraflar ve onların çerçeveleri
Ve bazı araştırma şirketi duygu kanaması da oradan çıktı kitap örneği. Kendisi alıp kendine şey etmişti, götürmüştü ve şu anda Seyit'in o fotoğraf, kendi çekmiş olduğu fotoğrafları Kazım'ın Yalıkavak'taki, Bodrum Yalıkavak'taki evinde bulunuyor. Önümüzdeki bir ara içinde bir Bodrum seyahatim olacak ve işte Seyit'in çekmiş olduğu fotoğraflardan kapabildiklerimi, daha doğrusu tamamını Kazım'ın da rızasıyla alıp az önce duyurmuş olduğumuz yeni oluşuma kazandırılması belki de benim misyonumun tamamı olacaktır diyebilirim. Başka? Geceyi paylaşmak isteyenler. Evet biliyorum saatleri ilerledi ama. Efendim? Geçen zamanı düşün 85 bin serginiz vardı. Evet. Orada. Lütfen buraya gel diğerleri de. Bu Seyit bizim tabii İflak'ın çok kıdemli bir abisi. Biz Mehmet Bayhanlar o dönem 1982 İsa Çelik'le karşılaşmam var benim. Ben de böyle amatör fotoğraflar çekiyorum ama İflak'ı falan tanımıyorum. Gösterdim. Aa bu meşhur İsa Çelik dedi. İsa abi dedim bir şey soracağım sana. Ben böyle fotoğraflar çekiyorum dedim. Aa çok güzel bu fotoğraflar. Niye yarışmaya katılmıyorsun? Sen neyin yarışması dedim. İflak diye bir kulüp var dedi. Pakişa bildiğinin üzerinde dedi. Şeyde. Şişhane'de. Oraya gittik. Orası zaten ana baba gülü. Yani Onat oraya geliyor. Atilla Dorsay oraya geliyor. Bizim Coşkun Aral, Savaş Ay rahmetli. Hem sinema konuşuluyor, hem fotoğraf konuşuluyor. O kadar canlı, renkli bir ortam ki. Ben kız arkadaşımı da orada seçtim. İşte Cengiz Yuvat tanıştırmıştı. Yasemin Cemil Ayamış'ta o Onatlar ölen arkeolog kız benim kız arkadaşımdı. Bu canlı ortamın içinde Albert ve işte Alexi Petri'ydi, Ahmet Özgür. Biz adada bir sergi açmak kararı aldık. Daha yeni bir sergiydi o, 1985 yılı. O sene Albert şey yaptı hemen, olaya girdi. Fotoğraf tarihçisi olarak sonra gördük onu. Ve o sergide de yanımızda şey Seyit Ali vardı. Bizi ziyarete gelmişti. Demin o fotoğrafı gösterdim. Benim bu sakallı, saçlı halim. Ekşi var diye. Gençleştik, güzelleşiyoruz zaten. Yahu tabii ki Nursel Hanım da çok güzel bir hanımdı. Yani o da yazar olarak ikisi birbiriyle çok güzel tamamlıyorlardı birbirlerini. Seyit abinin bu kadar verimli olmasının nedeni bir dergiye yazıyor olması tabii. Milliyet Sanat Dergisi'ne. Ben o sırada işte Atatürk Kültür şeyinde, kitaplığında bir 19. Kadın Portreleri diye bir sergi planladım. Piyasadan da böyle fotoğraf tarihine ben de ucundan meraklıyım ama Seyit'le hiç bağlantım yok. Ayrı bir kol olarak biz böyle çalıştık. Sonra foto coğrafya diye bir çalışmaya ben başladım. Sonra onun ne olduysa bir çöktü gitti bilgisayarda şeyler. Onların pick-up'ları da yoktu. Bir saçmalık yaptım yani. O kadar tatlı bir yol almıştım ki orada. Hatta Atatürk'ün fotoğrafçısı Esat Nedim Tengizman'ın oğluyla da konuşmuştum. Onun evine gittim. Onun anılarını derlerken başka konulara girdim. Sonra işte Bergren'den şeye kadar, Kargopulo'ya kadar hem eski Grand Opera'nın fotoğrafçılarından başlayarak Cumhuriyetlerin fotoğrafçıları. Zaten bunlarla kol temasımız vardı. Yani Seyit'in bu işi canlandırması gerçekten çok doğruydu. Albert'in onu devam ettirmesi de aynı şekilde. Bunlar birbirini tamamlayan çalışmalar. İnsanlık da böyle bir şey. Yani biz nereye taşıyacağız bunları? Büyük insanlık ailesine bırakacağız ve gideceğiz. Şu anda dünya uzayda. Adamlar uzaya gönderiyor. Uzayda olan bir yerden uzaya gitmek nasıl bir şey? Gerçekten insan gülüyor buna. Ama bu arşivler çok değerli. Burada neler oldu, neler bitti, yaşantılar nelerdi. İşte bir tanesi Ara Güler, bunun kurduğu müze var mesela. Bu da çok değerli bir şey bizim için. Yol şeyi, tabelası.
Ara Güler'le de çok değerli şeylerimiz oldu, anılarımız oldu. Bu arada Hürriyet Fotoğraf Dergisi'ni biz hazırlıyorduk. Cengiz Civa, ondan sonra şeyle görüşüyorduk işte. Ozan Sadıç vardı, o bizim Eczacıbaşı Şakir, Onat abi. O kadar çok insanla görüşmeler yaptık ki, röportajlar yaptık ki, hazırladık 4 sayı. Fakat ne oldu? Tempo çıktı. Ve Sedat Sim abi dedi ki, ya bu biraz dursun beklesin dediler. Bizim de hevesimiz kırıldı açıkça. Yani bütün hazırlıkları yaptık. Portfolyolar geldi böyle şeyden. Ersas'ın fotoğrafları bile vardı içinde. Onu hatta ben Emine Uşaklıgil'e hediye etmiştim. Kadın meğer ki Ersas hastasıymış. Yahudi fotoğrafçı bu. Çok güzel bir şey, kayalar üzerindeki fotoğraflarından bir tanesiydi verdiği. Kapanın fotoğrafları vardı. O çok zengin bir şey, arşiv elimizden geçti o arada. Ama biz çok şeyiz, bonkörüz. Saklamayı pek bilmiyoruz ama bu arada çok enteresan bir şey oldu. O dönemde yapılmış bir sergiyi biz Bodrum'da bir yerde açmıştık. O serginin bütün şeyleri bende kaldı. İçinde arkadaşlar İsa Çelik'in de fotoğrafı var, Aramis Kalay'ın da var, İbrahim Akgüre'nin de var. Ben bir kutuların birinde duruyor abi. Yani bunlar ne olacak bilmiyorum. Kargo kulağın fotoğrafları falan. Yani benim şey orası çıkış çarşısı gibi. Hazine orada duruyor. Oradan çıkarıp belki hani sana vereceğiz onları. Sen de belki müze çalışması yapmak istiyor arkadaşlarımızdan bir tanesi. İşte Gültekin Çizgen'le şey düşünüyordu bunu. Bilirsin İlyas Göçmen. Bakacağız ona. Bunları düşünmek lazım. Ama bir arada çalışmayı beceren arkadaşlarla bu işi yapmak lazım. Çünkü aksi takdirde küslükler ya da işi ben yapmak istiyorum gibi bir takım öne çıkan talepler işi şey yapabilir, durdurabilir. Bunu da gözetmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Bundan, bu yüzden senden fikir alacağız. Baş üstü. Şu anda Zoom'da izleniyorsunuz. Evet. İsminizi alabilir miyim? Benim ismim Hüseyin Kemal Çağan. Namı diğer Budmen. Yazılarımla tanıyorlar insanlar beni. Her konuda şarkıları yapıyorum ama farkındalık ve bugün çok üzerinde durduğum şey Zihin Yüzyılı diye bir kitap hazırladım. Aslında orada 50 tane kitap var ama bizden sonraki fotoğraf tarihçileri ilgilensin bunlarla. Biz yazmaya devam edelim. Bu paylaşımları da tabii yapıyoruz ya, herkesle paylaşıyoruz. Hiç kimseden esirgemiyoruz yazılarımızı ve düşüncelerimizi. Tahmin ediyorum ki bu önümüzün insanlığı şafağı, bu düşüncelerin insanlar tarafından anlaşılması ile daha da iyi bir noktaya gidecek. Çünkü burada altını çizdiğimiz şeylerden bir tanesi şu, biz farkındalığımızı arttırdıkça, empati kurdukça ve hayata karşı merhametli ve şefkatli davrandıkça yeni insan profili de bu geçmişin nefret söylemlerinden alınmış, eski yazılımlardan kurtulup yeni yazılımlarla kendini donatmış insan modelinin de belki şafağı olacak yani. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Hayırlar. Teşekkür ediyorum. Başka? Evet arkadaşlar, söz almak isteyen var mı? Teşekkür etmek için söz alıyorum. Gelmeme lüzum var mı bilmiyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Alberto. Fevkalade güzel bir sunum oldu. Çok istifade ettim. Ama bir hekim olarak da bu senin ayağının ölümüyle ilgili hali bir beyin kanaması için dedi. Bunu hazırlayan bazı sebepler olur. Mesela sen bilirsin, böyle tansiyonu var mı gibi, şeker hastalığı gibi, başka bir şey var. Bunu sormak Seyit 1995 yılında bir trafik kazası geçirir. Gözünün arkasında bir nokta vur vardı ve 95'inde ölümden dönmüştü, araba spert olmuştu. Hatta konuşmalarımızda şey demişti, yani iyi ki iyi bir arabam var. Zaten afişte görmüş olduğunuz Seyit Ali Akın, Seyit Ali Sokağı'ndaki fotoğrafı gibi bir gün beni çağırmıştı. Dedi ki işte hayatımın bazı önemli noktalarını senin objektifinden çekmeni istiyorum. İşte Seyit Ali Sokağı'na gittik, onu orada çektim. Sonra kardeşiyle olan o
soğutma sistemleri, peteklerin olduğu fabrikatörünü çektim. Bir BMW arabası vardı, onun önünde çektim ve Nikon F90X'i ki çok severdi onu, onunla çekmiştim. Seyit sadece fotoğraf üzerine dosyalar tutmazdı. Yani birçok konuda derleme katalogları vardı onun. Bir tanesi de araba teknolojisiydi. Ve o kazadan sonra, ve tabii göz ameliyatı da oluyor yani, gözünün arkasındaki uğur alınıyor. Ve uzun bir süreç, şimdi bunu söylemem ne kadar doğru veya yanlış, fakat geçen bir konuşmayı ben size aktarmak istiyorum burada da, hani Haziran'da bilsin şeklinde. Beni kurtaran arabamı doğru seçmem oldu. Lastiklerimi seçme. Hatta ben 92 yılında ilk işte araba tecrübemi kazanmıştım. Bir Volkswagen Tosmo almıştım. Nasıl böyle bir şey alırsın dedi. İşte arabacılık ayrı bir şeydir falan. Yani araba konusunda da çok titiz davranırdı ve uzun bir süre biz onun ben Sami Güner'e çok dedim yani, bırak o Renault arabayı, onda bir şey yok. Hızlanıyorsun, daha iyi bir segment araba al dedi ama işte Sami Güner de rahmetli ne yazık ki Bursa'dan ayrılırken o işte arabasının şartlarında yok. Belki yazıkısı o şekilde. Tabii Seyit'in sağlık durumlarının sadece bu değil, şeker hastalığı da vardı ve şişmandı da. Fakat bu kazadan sonra da bir çoğumuz da hatırlar, ciddi bir kilo vermişti bize Seyit. Ve yine beraber gezintilerimizde şunu diyordu, evet zayıflayacağım, bunun iki tane anahtarı var dedi, bisiklet ve mısır. Bol bol bisiklete binmeye başladı ve günde iki mısır yiyerek beslenmesini sağlıyordu. Fakat görünmez şeyler daha sonra. Bir de hayatının son dönemlerini kendini çok ciddi bir şekilde fotoğrafa kaptırdı. Ölümünden yani 12 Ocak'tan önceki 30 Aralık'ta, yani 15 gün kadar önce Seyit'in yılbaşı için, kutlaması için aradığımda baktım sesi berbattı, grip olmuş. Bakamadım bir şeydi filan yani. İşte belki o azalıyordu. Daha fazla da konuşmayalım, nurlar içinde olsun diyelim. Can, sen bir şey söylemek ister misin? Bir sormak istiyorum. Kısa çok kısa konuşacağım. Ben daha önce telefon görüşmemize söylediğim gibi maalesef gıpta ettim şimdi konuşanları sizlere. Fazla bir mesaimiz olmadı Seyit Agar'da. Sadece ciddiyeti, ağırbaşlılığı ve heybetiyle yani bir ortama girdiği zaman hepimiz ister istemez biz de daha ciddi, daha disiplinli, daha lafımıza dikkat eden bir hale geliyorduk. Yani içeri girdiği anda bir ortama herkesi hizaya sokan bir kişiliği vardı. Ciddiyeti etkileyiciydi. Bir de şeyi söyleyeceğim, yani bilmeyenler için tabii merak uyandırdım. Yani bir şeyler bahsederek oluşumdan. Bu benim şahsi girişimim değil. Bülent Eczacıbaşı Vakfı Fotoğraf Araştırma Merkezi kuruldu. Şu an için mekanımız İstanbul Modern Sanat Müzesi. Ben uzun süredir bunun üzerinde çalıştım, böyle bir görev bana tevdi edildiği için. Ve Ekim ayından bu yana benim mesai başladı. Orada altyapı oluştu, kadrosu oluştu. İşte böyle risk altındaki arşivleri alıp koruma altında alıp uygun şartlarda süreç içinde dijitalleştirip kamuya açmak, yani maksat bu. Ben de bunun daimi proje danışmanıyım. İş hayatımın bir bölümü bu kaplıyor şu anda. O bilgiyi vermiş oluyorum. Çok teşekkürler. Can Bey, kutluyorum ve yolun açık olsun diyorum. Ben bunu Aralık ayının son günlerinde işte Umut'un da işte bulunduğu projeyi de duydum ve korkunç mutlu oldum. Benim kafamın başka jingle'ların açılmasına sebep oldu. Şunu söyleyeyim ki yanındayız. Yani en aşağı bugün söylediğim bir şeydir. Hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Ben de bu sorumluluğun farkındayım üzerinde. Ben bir de şey sormak istiyorum. Ayhan. Evet. Sen de bir şey söylemek ister misin? Dolayısıyla bir şey çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Hemen çoğu yılda bahsettiğim lazım. Şimdi dernekteki muhabbetlerimiz vardı. Cenk'in doğu tatbik yani. O ama başka kişiliği var ya ama
Ama muhabbeti de güzel. Anlatırdı eskileri yaptıklarını. İlave şeyler söylendi. Orada şimdi başlamıştı ya sen dedim. Dijitalde oynamalar yapıyorduk. Fotoğrafçı, Photoshop konusunda. Ondan örnekleri falan göstermişler. Bunun için yaz. Amin. Sizlerden sorularınız var mı? Peki, sanırım süreçimizi kapayabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Peki, hepinizin katılımı için hem dijital ortamdan hem de buradan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Thank you.